Evet arkadaşlar merhaba. Cringe ile ilgili çalışmamızı yaptık. Daha evvelden yapıyoruz zaten arkadaşlar. Cringe ile ilgili çalışmamızı. Ve hemen sizlere bu çalışmayı bu pazar günkü 13 Şubat 2022 pazar günü sabah programını hemen aktaralım tahminlerimizi. Evet. Arkadaşlar Cringe'de burada 9.30'da başlayan bir yedili plase ayağı var. Gördüğünüz gibi 5.000 TL şantinde yani tevzi bu yani. Burada devretmişti şantiliye. Handikap 3 yukarı İngilizler 1.400 MT'ye çıkacaklar. Evet burada bir numara alternatif banko olarak yedili plaselerde kullanılabilir gözüküyor. Görüntü itibariyle Elite Incredible. Burada Kokla 3 tane arkasından Safkan var. 3 numaralı Trumpy Oscar Chavez'le 6 numaralı Online Mark Lerner'le ve 8 numaralı Sacred Judgment Kutsal Adalet Kutsal Yargılanma evet atın ismi bu Şafrizal 1 numara alternatif banko dedik 3 6 8 burada 3 tane sapkanla burayı 4 tane sapkanla özür dilerim. Tabii 1 artı 3 yani olmuş oluyor. 1 numara alternatif banko dedik. Evet ikinci kuşu ile beraber handikap 1 ve 48 puanlı sapkanlar 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Çim pis koşusu aynı zamanda sentetik de var. Burada bugün. Altılık ayağım başlıyor. Şimdi en fazla at yazacağımız yer burası arkadaşlar. Yani burada muhtemelen cümbür cemaat yatma durumu da olabilir. 3 tane at burada rezerv konumunda. Eğer koşarsa mutlaka 2 tane de orada atımız var. 2 numaralı Fireworks Nunes ile başlayalım. İlk atımız. 3 numaralı Hidden Promise Siov'la. 5 numaralı Fate to Win Mark Lerner'le. 7 numaralı Atlantean CC Wong 9 numaralı Global Sprint Zirul eğer koşarlarsa 14 numaralı Minx Man belli değil kim Minli tabi 15 numaralı pardon 15 numaralı Silver Joy burada Kakadu yalnız ismi hoşuma gitti 14-15'te yazacaklar koşarlarsa eğer o atlar arkadaşlar koşmazsa mutlaka sizler 2-3-5-7-9'un üzerine 2, 3, 5, 7 ve 9 bizim 5 tane atımız olmuş oluyor. Bu 2 tane safkan koşmazsa 14 ve 15 koşarsa mutlaka yazarız. Ona göre sizler de AGF oranlarına bakarsınız. Ona göre tamamlarsınız veya bu şekilde bırakırsınız diyoruz. Evet 3. kuşu handikap 44'e 67 puanlı safkanların bir araya geldiği 3 ve 40 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Bir yarış ikinci ayak yani. Tabii burada gördüğünüz gibi bir alternatif bankomuz var. O da 5 numaralı Limbs Knight Dean Basley ile ve 8 numaralı Limbs Zoom C. Cook'la burada Cook. Bu alternatif banko arkadaşlar. Dilenler bunu düşünebilirler, bakarlar. Nasıl bir AGP pozisyonu var, durumu var. Siyah ekürlerden ziyade siyah ekürleri biz yazmıyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Onun yerine 3 numaralı Bionix İskender'le 10 numaralı Rocket Ship Zirul ve 2 numaralı Royal Pavilion burada Zeki ile yeterli. Yani 5 ve 8 alternatif banko kırmızı ekürler çok 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 ön planda. Yani yarışı normalde kazanması gereken Safkan grubu. Arkasından 3, 10 ve 2 numaralı safkanları burada ön planda görüyoruz. Evet 4. kuşu 11'de sabah 11'de handikap 1'e 48 puanlı safkanlar sentetik kuma çıkacaklar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metrede de kozlarını paylaşacaklar. 4 tane at var burada. 4 numaralı Fountain of Fame Mark Lerner'le. 7 numaralı My Boss İskender'le. 9 numaralı City Hall Kasım Aşuşuari. Ahiri, evet. Ahiri bir şeyler orada.
9 numaralı City Hall dedik ve 2 numaralı Gamely CEO'lu arkadaşlar. 4-7-9-2 diyoruz buraya. Böylece 4 tane atla buraya geçmiş olacağız. 5. kuşiniz 44-67 handikap 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada 13 tane safkan var. Günün teki burada geliyor. O da 3 numaralı Thunder. İsmail Seyfuddin'le arkadaşlar. Seyfuddin burada bu safkanı getireceğini düşünüyoruz. Bu İrlanda, İngiltere yani aslında hepsi bir tabii İngiltere kıtası adasının. İngiltere orijin Thunder arkadaşlar burada. Bu grubu geçecektir diye düşünüyoruz. 3 numaralı Thunder'ı biz burada tek atıyoruz. Banko yani. Bu grup çok uygun. 6. koşu tabelaya öğlen 12'de handikap 57-79 puanlı safkanlar. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Baktığımız zaman burada 4 tane at da burada var. İlk atımız 2 numaralı Song Gong Hera. Evet, Ive gördüğünüz gibi. 1 numaralı Siam Warrior İskender'le. 4 numaralı My Man Oscar Chavez'le. Ve arkadaşlar ekürüler burada tabii tartışılmaz yazılması lazım ne olursa olsun. 2 ekürünün de başarı grafiği süper. Yani burada 3 tane binicik daha gelen grup var burada. 3 Haydier, Siobhla ve 7 King Arthur CC Wong'la. Bakın burada arka arka 3 defa gelmiş. Burada Haydier biraz daha şanslı gibi. Evet 2-1-4-3 dedik mi bu ayağı artık kapatmış gibi oluyoruz. Bir aksilik olmazsa gelmesi lazım. Ha burada Louis Philippe Buzet'in 11 numaranın da arkadaşlar bu yukarıdaki dörtlüden yani 1-2-3-4'lüden ziyade eğer kötü koşarlarsa geliri var. Bu da Paletas. Louis Philippe Buzet'in de Louis Philippe Buzet'in L aslında bir de Philippe var onun orada. P'si de var yani. Evet burada 2 1 4 3 sözü artı yeri olanlara 11 numaralı Paletas'ın Louis Philippe Buzet'inle gelme durumu var. Hatta 13 numara Pattaya Kokla burada fark yaratabilir. Evet son koşudayız. 7. koşudayız. Zor bir ayak o. 6. koşu. Handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 16 tane safkan var. Evet burada 5 atla geçeceğiz. 1 numaralı Stenmark Siobhla. 10 numaralı Tomcat Louis Philippe Buzet'in. Evet, 5 numaralı Super Smart İskender. 4 numaralı Heavenly Dancer Mark Lerner. Ve 11 numaralı Dancing Light Nunes arkadaşlar. Evet burada yer olanlar bu Beyond Secret'ı da ilave etsinler. 1, 10, 5, 4, 11 ve artı 6 numarayı da dikkat etmekte yarar var diyoruz. Evet arkadaşlar böylece Kranji ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Evet normalde 5 tane yarış değerlendiriyoruz günde biliyorsunuz ama artık bugün 6 tane oldu. Gobsin Park, Southwell yabancı yarışları zaten Southwell, Kranji, Gobsin Park 3 tane yarış arkadaşlar yabancı 3 tane de Türkiye'den Adana, İzmir ve Diyarbakır'dan 6 tane yarışla iyi bir pazar günü geçirmemizi diliyoruz arkadaşlar. Herkese bol şans lütfen. Beğen yapmayı unutmayalım ve tabii ki yorumlarınıza da açığız. Herkese bol şans diliyoruz. Hoşça kalın.